Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar bu arada? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim çünkü. Bugün videoyu kümezde başlattım. Neden diye soran olacaksınız büyük ihtimal. Ve sizlere şöyle bir küçük bir gösterim yapayım dedim. Bunlar yeni takım olan Araplar. Hikayemde paylaştığım Arap erkeğim arkadaşlar. Şşt, ey! Terbiyesize bak lan. Oğlum sen niye dayak yiyorsun? Allah Allah. Bu bizim has Araplardan arkadaşlar. Gerçekten bizi Arapçı yapan iki kanın birleşiminden ortaya çıkardığımız has erkeğimiz. 2 yaşında ama 2,5 yaşında falan aşağı yukarı. Onu bu Ramazan Yaman kardeşimin, yani kan bağımız olmasa da gerçekten benim yanımda öz kardeşimden bir farkı yok. Onun kuşuna eşledik. Onunla İsmail abinin kanına dayanan bir soy. Şimdi arkadaşlar kuşlar dışarı çıksın. Gel gel. Sizlere bir bilgilendirme yapacağım. Gel, 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 gel. Gel kızım. Gel, 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 gel. Kelebeklerden elediklerimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz. Yakaladığımız kuşlardan çıkarmıştık kümezden. Şimdi arkadaşlar yeni bir tane kuş yakaladık. Bizim Şişko'dan. Biraz fırtına vardı o gün. Yakalarken sizlere kayda alamadım arkadaşlar. Çünkü çok yoğun bir fırtına vardı. Yani bırak biz bile duramıyorduk. Bayağı hırs yapmıştık. O gün bir tane kuşumuz kaybolmuştu. Nasıl olduysa onun eline geçmiş. Şimdi arkadaşlar sizlere kısa bir bilgi geçmek istiyorum. Şimdi kuşlarımız bir dışarı çıksın. Sizinle kısaca bir sohbet edelim. Ondan sonra videomuza devam edeceğiz tabii ki de. Gel, 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 gel. Kuşlar aç değil. Çünkü dün bayağı doyurdum. Gel, 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 gel. Gel oğlum, gel. Gel. Şimdi arkadaşlar, tutuşmanın hem yararı var, hem zararı var. Bu her iki taraf için de geçerli olan bir şey. Biliyorsunuz, ben burada aşağı yukarı bu terasta, yani İstanbul'da, daha öncesini söylemiyorum. Daha önce biliyorsunuz arkadaşlar, bilmeyeniniz varsa Manisa'da kuş uçuruyordum. Ben Manisa'da büyüdüm. Şimdi bilmeyenler için şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Çok kişiyle tutuştum. Çok kişiyle iddialaştım. Çok kişi bize kafa tuttu. Çok kişi ben yaparım, ederim, yakalarım, carçurt muhabbetleri. Kim olursa olsun, kaç yaşında olursan ol, hiç fark etmez. Bir insanla tutuşmaya başlarsan, karşı tarafın zarar gördüğü kadar sen de zarar görürsün. İlla ki bu kuş, sonuçta kanadı var, uçuyor bu kuş, değil mi? Tabii ki. Sen de kuş uçurursun, o da uçurur. Yani tutuşmanın kimseye zararı, yararı yok. Bana göre. Ben öyle düşünüyorum. Tabii şu an heves etti. Tutuşmak istedi. Benim için problem yok hiçbir zaman. Ne gelene ne gidene bakarım. Ne gelen umurumda ne giden umurumda. O ayrı bir şey. Ama işin en büyük kısmı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir zaman gönül rahatlığıyla kuş uçuramazsın. Muhakkak ve muhakkak çok güvenirsin. Ve bir anda o güvendiğin kuşun, sana bir şey söyleyeyim mi, hiç inmez dediğin, artistlik yaptığın kuşun bile bir anlık dalgınlığa gider. Yalan mıyım arkadaşlar? Ya bu konuşmamda yanlış diyeceğiniz bir kelime varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Ben gocunmam, ben yazarım. Ben hiçbir zaman kendimi kimseden üstünde tutmam.
tutan insanla da işim olmaz. Bundan emin olun. Sadece kırmam. Yani kırılmasın diye konuşmam o kadar. Yani güler geçerim. Ben yıllardır böyleyim arkadaşlar. Hiçbir zamanda şaşmadım. Şaşmam da. Allah şaşırtmasın. Gerçekten söylüyorum bunu. İçtenlikle. Çünkü ya kuşçuluk çok güzel bir şey aslında. Gerçekten söylüyorum. Bakın bu kuşu ondan yakaladım. Şu gördüğünüz kaplan var ya arkadaşlar. Kaplan da birinin kuşu. Adını da söylemek istemiyorum ya gerçekten. Şimdi biz bu kuşu yakaladığımız zaman ayağında marka vardı arkadaşlar. Markayı ben görünce gerçekten şaşırdım. Şimdi belki neden diye soran olacak. Şaşırdım çünkü ya ortamda denk geldiğimiz, muhabbet sohbet ettiğimiz aşağı yukarı kaç yıldır ya? 3-4 hemen hemen 4 yıldır hemen hemen aşağı yukarı. Yani tanıdığımız biri merhaba falan ortamlarda denk geldiğimizde oturup yani muhabbet ettiğimiz birinin kuşu çıktı. Şişko'dan yakaladığımız kuş. Sonra bizim Ramazan'da konuşuyorduk. Ramazan dedim böyle hadi ya falan. Dedim arayacağım. Ara tabii canım dedi. Biz de aradık. Yani aradık derken yazıştık daha doğrusu. Facebook üzerinden haber verdim. Dedim böyle. Senin dedim hiç kaybın var mı? Yok dedi ben o kuşları bırakalı 2 sene mi 3 sene mi ne oldu falan yaptı. Çünkü yani ben sadece muhabbetimiz var. Ben pek ne besler ne uçurur bilmem. Ama onunla markası ayağında olduğu için tabii doğal olarak ben de aradım. Böyle. Yok dedi. Sonra aklıma bir isim geldi. Çok iyi bir kuşçu gerçekten. Allah var. Çok iyi kelebek besler. Yani yüz yüze ilk tanışmamıza rağmen biz gittiğimiz zaman sağ olsun kümesine gitmiştik. O zaman bizim Ramazan'la misafir etmişti bizi. Ona rağmen yani düşünün ilk defa tanışıyoruz yüz yüze. Muhabbetimiz, sohbetimiz daha öncesinden de yoktu. Kümesine gittik. 2 tane kuş yani zorla hediye etti bize. İyi hatırlıyorum. Ya bak ben bu yaşıma kadar geldim. Ne bana yapılan iyiliği, ne yapılan kötülüğü hiçbir zaman unutmam. Her ne olursa olsun. Bakın bu şişko da bana iyilik yapmıştı. Allah var bak unutmam. Bir tane tipimiz kaybolmuştu. Dişi tipimiz hatırlarsınız arkadaşlar. İzleyenlerimiz, sıkı takipçilerimiz bilir. Karaşallı tipimiz vardı. Esenler'den bizim yeğenden getirdiğimiz. Bak o kuş kaybolmuştu mesela. Falan yerde diye aradı. Dedim alırsan altında kalmayız biliyorsun. Bak her zaman söylüyorum. Allah razı olsun. Gitti kuşu getirdi. Biz de ona söz verdik. O ara tabii hiç elimize posta geçmedi. Dedik hani düşerse posta vereceğiz. Bak ben hiçbir zaman unutmam kimsenin yaptığını. Söylerim. Karşımdaki ne olursa olsun söylerim yani. İyi olsa da kötü de olsa ben derim kardeşim bana bu adamın böyle bir iyiliği dokunmuştu. Ya bugün böyle konuşasım geldi. Hava güzel ya belki ondan böyle konuşmak istedim. Mevzu böyle ya neyse. Konu dağıldı ya gerçekten. Her neyse arkadaşlar. Şişmandan bir tane daha kelebek koyduk. Bu adam bu kuşa da sahibine söyledim. Sahibi gururuna mı yediremedi ne oldu bilmiyorum. Falan kişinin kuşlarının soyundan mı diye sordum. Adam sanki böyle kötü bir şey sormuşuz gibi hayırdır falan filan. Dedim ne hayırı ya. Şu kuşu kümezme sokmayacağını hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Ben kaplan kuşu bakmam. Çok iyi biliyorsunuz. Sokmam kümezime. Benim kaplanla işim yok. Tamam mı? Sonra yok bilmem ne. Ben bu kuşu şu an makasladım. Ve burada süs niyetine bırakacağım. Canım ne zaman sıkıldı o zaman çıkartıp vereceğim.
Ama biraz burada kümezimde misafir edeceğim. Aşağı yukarı 1,5 haftadır karantinada bu kuş. Çünkü Şişko kuşun salmonella geçirdiğini falan filan söyledi. Bu yüzden ben de bunu karantinaya aldım. Kümezimize bir şey bulaştırmasın. Ne olur ne olmaz. Bir tane götü boklu kuş yüzünden. Kendi sevdiğimiz kuşlardan olmayalım diye. Şu an yukarıya yeni çıkardım. Ve sizlerle bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Çünkü gerçekten güzel oynuyor. Bak Allah var arkadaşlar, bu kuş çok iyi oynuyor. Bildiğiniz tel kuyruklar olur ya, enseli kuşlar. Ben sevmem arkadaşlar öyle kuşları. Yani bu kuşta %99 yani tel kuyruk kanı yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum bu kuşta. Kuşçuluktan da gram anlamıyorumdur. Emin olabilirsiniz. Atalarında bir yerlerinde bunun tel kuyrukluk var. Çünkü biz bunu... Ya şu döneğe bak ya. Lan gidiyorum dönekle eşleştiriyorum. Araptan ayırıyorum. Araba aşağı atıyorum. Gene gidiyor. Arapla eşleşiyor ya. Bu kuş harbi kırık ya. Dur ben sana yapacağımı biliyorum. Ben seni alayım bir aşağıya atayım. Bir hafta kal orada. Aklın başına gelsin seni. Çünkü bak şu Şişko'dan yakaladığımız döneğe eşittim onu. Eşleştiler. Kuşu bırakıyorum. Gidiyor kelebeklere. Kelebeklere aşık kuş ya. Neyse arkadaşlar, fazla uzatmadan kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.